alındı, filancılar atandı, efendim işte filan bölge şu ilan edildi, öbür bölge çıktı. Böyle bir yönetim olmaz. Ortak aklın olmadığı, meclisin işin içinde olmadığı, yetkili bir bakanlar kurulu olmadığı bir yönetim tarzı olmaz bugün. Oradan tıkandık biz. Ve şimdi tabii bir ara diyorlardı ki ama milletin yarısından fazlası oy verdi. Milli iradeye saygı göstereceksiniz. Şimdi öyle olmayacağını gördükleri için bundan da şikayet etmeye başladılar. 50+1 nereden çıktı diyorlar. Evet. Siz çıkardınız. Evet. Siz çıkardınız, bu rejimin meşruiyeti oradan çıkıyordu. Şimdi onu aşağı çekmeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü seçim olursa 50+1'in çıkmayacağını görüyorlar. Ha, bugün buradan vazgeçmek gerekiyor. Parlamenter sisteme dönmek gerekiyor ama parlamenter sistemin de geçmişte şöyle sıkıntıları vardı. Örneğin ben demin size anlattım. Bunca siyasetin içinde olan bir insan olarak son 3 seçimde aday bile olamamıştım. Niye? Çünkü partilere genel başkanlar hakimdi. Evet. O model de doğru değil. Yani nasıl bugün devlete bir adamın hakim olduğu model doğru değilse, partilere bir adamın hakim olduğu model de doğru değil. Hem burayı, yani devletin bütün yönetimini çoğulculaştırmak, ortak haklı hakim kılmak, hem partilerin yönetimlerini çoğulculaştırmak ve ortak haklı hakim kılmak gerekiyor. Yani halkın devreye girdiği bir parlamenter sistem. Genel başkanların genel merkezlerine egemen olduğu değil, halkın adayını seçtiği, denetleyebildiği, onun nihai tercihinde katılıp oy kullanabildiği, ayrıca devlet yönetiminde saydamlık olan bir yeni parlamenter sistem. Şunu söylemek istiyorum. Vali, belediye başkanı, bakan, milletvekili şey kullanmıyor. Yani kamu erkeği kullanmıyor. O sadece denetim yetkisi yapıyor. Bu kişiler babalarından kalan bir varlığı harcamıyorlar değil mi? Devletin. Kamunun, tabii, milletin, sokakta yani çalışan işçinin dahil olmak üzere. Çünkü o işçi şeker alırken vergi ödüyor. Onun parasını kullanıyorlar. O yüzden bu para kullanmanın, Türkiye'de bu yok bakın. Para kullanmanın şeffaf olması lazım. Siz kamunun parasını hangi nedenle, hangi işe tahsis ediyorsunuz? Aldığınız verim nedir? Sonuç nedir? Herkesin belli periyotlarla bunun hesabını vermesi lazım. Bu hiç olmadı Türkiye'de. Olmadı. Bu olmadığı için de ben bakanlık yaptım 5,5 yıl. Bizim bakanlığın bütçesi son derece sınırlıydı. Buna rağmen biz paramızı dikkatli kullandığımız için, tasarruflu kullandığımız için ve mümkün olduğu kadar şeffaf kullandığımız için, yani inanılmaz eserler yaptık, müzeler yaptık, eserler getirdik falan. Demek ki parayı dikkatli kullanırsanız az parayla bile çok iş yapılabiliyor. Evet. Ha, Türkiye'de saydamlık gerekiyor, katılımcılık gerekiyor, çoğulculuk gerekiyor ve bu tek adam yönetimlerini hem devlet yönetiminden hem parti yönetimlerinden çıkarmak gerekiyor. Bu yapılırsa Türkiye düze çıkar mı? Bence çıkar. Ne kadar sürede çıkar? 6 ayda toparlanır, 2 yılda çıkar Türkiye. Ama bu modelle, biz bu modelle batarız.